Benim çok sevdiğim, çok beğendiğim bir Victor Hugo romanından uyarlanan bir oyun ve popüler bir film vardır. Aslında bu sadece benim sevdiğim değil, belki de dünya edebiyat tarihinin en büyük eserlerinden biridir. Romanın adı Le Miserable. Bilmeyenler için söyleyeyim, Türkçe'de sefiller anlamına geliyor. Ben de bu konuda biraz bilgi vermek istiyorum. Çünkü insanlar o kitap, oyun ya da filmi gördüklerinde oradaki ihtilal girişimini bazen Fransız ihtilaliyle ilişkilendirmeye çalışırlar. Aslında bu noktada bazı kafa karışıklıkları ortaya çıkıyor. Çünkü bu Fransız ihtilalinden bahsederken anlattıkları Fransız ihtilalini tasvir etmiyor. Ben de bu konuda biraz bilgi vermek adına 1700'lerin sonundan 1800'lerin ortasına kadar Fransız tarihinden bir kısım noktaları bazı notları size aktarmak istedim. Öyleyse 1789 yılından başlayalım. 1789. Meşhur Fransız İhtilali'nin yaşandığı yıl. Buna birinci Fransız İhtilali de denebilir. Ya da bu aslında insanların genel olarak Fransız İhtilali diye bahsettikleri zaman hakkında bahsetmiş oldukları, hakkında konuşmuş oldukları Fransız İhtilalidir. Yani hakiki Fransız İhtilali diye bildiğimiz büyük Fransız İhtilali aslında budur. Ama kronolojik olarak bu birinci Fransız ihtilalidir. Bu olay tamamen 16. Louis ve karısı Marie Antoinette'in görevden alınmasıyla ilgilidir. İşte karısının vücudu burada. Sanırım giyotinle idam edilmiş. İşte kafası da burada. Bu çok kanlı bir devrimdi. İşte buradaki de Bastille baskını. Bu Fransa'daki ilk cumhuriyetin başlangıcına neden oluyor. Fransa'nın artık halkın ülkesi olacağına ve Birleşik Devletlerden pek de farklı olmayacağına dair hayaller ve beklentiler vardı. Ama devrimler o kadar kolay, temiz ve hızlı gerçekleşmez. Fransa kendisini gerçek bir cumhuriyet olarak kurmadan önce birkaç uzun ve acılı dönemden geçmek zorundaydı. Tarihte ileri giderek devam edelim. Bunu başka bir renkte yazayım. Zaman çizelgesini de beyazla çizeyim. 1799'a gelelim. 1799. Bu Napolyon Bonapart'ın başa geçtiği yıl. Yani insanlar Napolyon'dan bahsederken aslında Napolyon Bonapart hakkında konuşurlar. Aynı Fransız İhtilali'ndeki gibi. Napolyon dendiğinde de akla gelen birinci Napolyon Bonapart'tır. Napolyon Bonapart. Başka Napolyonların da olduğunu göreceğiz. Ama işte Napolyon onu yaptı bunu yaptı derken bahsedilen bu Napolyon Bonapart. Napolyon başa geçiyor ve 1804'te resmi olarak 1. Fransa Cumhuriyeti'ne bir son veriyor çünkü kendisini imparator ilan ediyor. Şimdi daha ileriye gidelim. Kaan Akademi'de Napolyon Savaşları ve Fransız İhtilali ile ilgili birçok video var. O yüzden biz şimdi 1815'e geçelim. Bunu tekrar beyazla çizeyim. 1815 bu yaklaşık 10 yıl kadar. Şu bölümde yaklaşık 16 yıl kadar sürdü. 1815'i buraya koyalım. 1815 aslen Napolyon'un Waterloo muharebesini yaptığı yıl ki bu savaş mekan olarak gerçekten de Waterloo'da yapılmıştı. Bu yüzden de İngilizce'de Waterloo suyla karşılaşmak diye bir deyim vardır. Elba adasına sürgün edilse de geri dönmeyi başarabilmişti Napolyon. 100 daha doğrusu 111 gün iktidarda kalmış ve sonrasında yenilmişti. En sonunda da öldüğü yer olan Saint Helena'ya sürgün edilmişti. 1815'te Bourbon hanedanı yeniden tahta geçiyor. Yani 16. Louis'nin kardeşi başa geçiyor. Ona 18. Louis diyorlar. İşte burada 18. Louis. Bu da akıllara şu soruyu getiriyor. 17. Louis'e ne oldu? 1795 yılında ihtilalde ya da ihtilal zamanı diyelim 10 yaşlarındayken ölen 17. Louis 16. Louis'nin oğluydu. Şimdi devam edelim. İşte buradaki Napolyon'u yazdığım renkle yazayım. 1799'dan 1814'e kadar olan süreç. Aslında 1814 Napolyon'un saltanatının bittiği yıl ama daha sonra bir süre için geri geliyor. O yüzden buraya kesik çizgi çiziyorum. Sonra Bourbon Hanedanı 1814'te yeniden resmen tahta geçiyor. Daha sonra da Napolyon kısa süreliğine geri geliyor ama Waterloo Muharebesi'nden sonra Bourbon Hanedanı'nın başa geçmesiyle devlet kesin olarak kuruluyor. Bu 18. Louis. Sonra 1824'te 18. Louis çocuksuz bir halde ölüyor. Görüyoruz ki 1824 yani yaklaşık 9 yıl. Bunu buraya yazalım 1824. Çocuksuz ölüyor ve kardeşi 10. Charles başa geçiyor. 10. Charles. Tüm burbonları morla yazayım. Buradaki 10. Charles. Şimdi tarihte biraz daha ileriye gidelim. 1824'ten 1830'a geçiyoruz. 1830'da da 2. Fransız ihtilali yaşanıyor. Bu Le Miserable'ın konu aldığı şey olmalı diyebilirsiniz ama hayır daha oraya gelmedik biraz daha sabır. Le Miserable bazen Temmuz devrimi de denen ikinci Fransız ihtilali hakkında değildir. Temmuz devrimi. Başarılı olsa da bu devrimin sonunda bir cumhuriyet kurulmadı. Bakın bunu unutmayalım. Bunun yerine tüm bu süre boyunca bir nevi liberalleşme sağlandı monarşi yönetime getirildiğinde bile gücünde kısmi bir azalma olmuştu. Ama Temmuz devriminden sonra 10. Şarl'ın kuzenini başa getirdiler. 10. Şarl'ın Orlean dükü olan kuzenini. Orlean dükü de işte buradaki adam. Louis Philip. Buraya yazalım. Bu birinci Louis Philip. Siz de diyorsunuzdur ki bu videoya Le Miserabil'den bahsederek başladın ama onun hakkında hala bir şey söylemedin. Bize biraz bilgi ver. Pekala şimdi veriyorum. Eğer izlediyseniz film Jean Valjean'la başlıyor. Bir nevi gemileri tamir ettikleri liman gibi bir yerde. Bu olay işte 1815'te Waterloo'dan sonraydı. Yani 18. Louis'nin yönetimi altındaydılar. İşte tam burada. Bakayım işte filmin başladığı yerde tam buralardaydı. Sonra da filmin doruk noktası ki o da bu ayaklanma. Paris'te bu barikatlar kuruluyordu. Bu genç idealist insanlar hükümeti devirmek için uğraşıyorlardı. 1832'ye kadar bu gerçekleşmedi. Çizgide buraya geldiğimizde zaman çizgimizde burası 1832. Onu buraya yazalım. 1832. Bu olayı körükleyen birkaç şey vardı. Aslında çoğu devrimler ekonomik huzursuzlukla daha da körüklenir. Eğer insanlar mutlu ve zenginse, işleri varsa, hasta olmuyorlarsa isyan edecek ruh halinde olmazlar. Ama bildiğiniz gibi 1832'de ekonomik durum iyi değildi. Ayrıca bunun dışında pis bir kolera salgını da vardı. İşleri asıl körükleyen şey de bu adamın ölümüydü ki filmde buna değinmemişlerdi. İşte buradaki kişi Jean Maximilian Lamarck. İsmi buraya yazalım. Jean Maximilian Lamarck. 1832'nin Haziran'ında öldürüldü. 1832'nin Haziran'ında ölüyor. Daha doğrusu öldürüldü dedim ama yanlış söyledim. Ölüyor. Yoksulların ve sıradan insanların kötü durumlarına yakınlık duyan bir politikacıydı. Onun için hey bakın yönetimdeki adamımız diyorlardı. Ve yönetimde onun sözü biraz geçiyordu. Bu nedenle o öldüğünde bakın artık bizim adımıza konuşacak yüksek mevkide biri kalmadı dediler. Cenaze törenini kullanıp ayaklanalım. Bunun Le Miserable filminde de yaşandığını görmüşsünüzdür. Filmde yaşanan Temmuz devrimi olayların doruk noktası. Ayaklanmanın başarısız olduğunu anlamak için filmler konusunda uzman olmanıza gerek yok. Yani buradaki ayaklanma işe yaramadı. Ayaklanma işe yaramıyor. Eğer işe yarasaydı buna 3. Fransız ihtilali denebilirdi. Ama gerçekten de başarısız bir devrim ya da ayaklanmaydı. Victor Hugo olayları gözlemleyebildiği için hikayeyi ayrıntılı bir şekilde anlatabilmişti barikatları, genç insanları, sokaklardaki silah seslerini ve diğer bütün her şeyi. Şimdi küçük bir tekrar yapalım. İnsanlar Fransız ihtilali hakkında konuşurken genellikle 1. Fransa Cumhuriyeti'ni kuran ya da ihtilalle kurulmaya başlayan 1789 tarihli Fransız ihtilalinden bahsederler. Bu başarılı bir devrimdi. İkinci Fransız İhtilali, bu Temmuz devrimi. Bu 1830'da yaşanıyor. Ve Le Miserable'da devirmeye çalıştıkları kişi olan 1. Louis Philippe'i başa getiriyor. Bu olaydan sonra 2. Fransa Cumhuriyeti kurulmuyor. Bunu dikkatli anlamamız gerekiyor. 1. Fransız İhtilali'nden, o meşhur 1789 İhtilali'nden sonra 1. Fransız Cumhuriyeti kurulmuştu. 1. Fransa Cumhuriyeti. Ancak 2. İhtilal... İkinci Fransız İhtilali, Temmuz devrimi, 1830'daki devrimden sonra İkinci Fransa Cumhuriyeti kurulmuyor. Ee, evet, bunu zaman çizelgemde göstererek devam edeyim. İkinci Fransa Cumhuriyeti için ta 18 yıl ileriye. Üçüncü Fransız İhtilali'nin yaşandığı 1848 yılına gitmemiz gerek. 1848, Üçüncü Fransız İhtilali. Bu da Napolyon Bonapart'ın yeni olan, Louis Napolyon Bonaparte'ın genel seçimde başa gelmesine öncülük ediyor. Bakın bu da Napolyon. Ama insanların bahsettikleri meşhur Napolyon, Napolyon, Napolyon hani para 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 diyen Napolyon o birinci Napolyon'dur. Napolyon Bonaparte. Bunun adı da Napolyon Bonaparte ama bu Louis Napolyon Bonaparte. Üçüncü Napolyon diye geçen Napoleon Bonaparte'ın yeğeni. İşte buradaki adam. Ama Fransa'nın işi henüz bitmemişti. Uzun sürecek bir cumhuriyet hala kurulamadı. Bu zat da sonra kendini 1851'de imparator ilan ediyor. Yani 3. Napolyon. Yani o da amcası Napolyon gibi kendini imparator ilan ediyor. Fransa 1870'e kadar krallardan ve imparatorlardan kurtulamıyor. O yüzden hemen Fransa'nın nihayet Fransa-Prusya savaşını kaybettiği yıla 1870'e gelelim. Buradaki zat tahttan indiriliyor ve 3. Fransa Cumhuriyeti kuruluyor